Evet arkadaşlar, size bugün T580'in pil değişimini göstereceğim. Önce şu tarz bir aparat buluyoruz. Plastik, ucu ince. Ve bundan hemen hemen her yerde bulabilirsiniz. Çok basit bir parça olduğu için. Tabletimizi açalım. Önce kapatalım. Tabii, kapatalım. Evet, tabletimizi kapattık. Gördüğünüz gibi kapandı. Evet, şöyle yan taraftan şu aparatımıza giriyoruz şöyle. Bu şekilde ya. Bu şekilde girdikten sonra alt taraftan devam ediyoruz. Buradan da girelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıktı. Evet. Biraz köşede de bir yer tutuyor. Orayı da açtıktan sonra. Evet, gördüğünüz gibi tabletimiz söküldü. Arka kapağı kenara alıyorum. Evet. Burada vidaları var. O vidaları sökeceğiz. Sonra flex kablolarını sökeceğiz. Bu da işimiz tamamlanmış olacak. Vidaları sökelim. Tabii unutmayın. Her zaman önce çalışmaya başladığımız zaman ilk başta ekran konektörünü sökeceğiz. Pil konektörünü sökeceğiz. Her zaman sökerken ilk başta pil konektörü, takarken de en sona, toplarken de en sona pil konektörünü takacağız. Evet, vidalarımızı söküyoruz. Sökmeye devam edelim. Şuraya geldi vidamız. Bunu alalım. Aldık. Sökmeye devam ediyoruz. Önce anakartı bir ayıralım. Anakartı tutan vidaların tamamını söktük. Şurada vardı zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vida. 2, 4, 6 vidamızı söktük. Peşine dokunmatik konektörünü söküyoruz. Bunu da söktük. Ekran konektörü, flex'i söküyoruz. Ve altta bulunan mikrofon ve diğer aparatlar için olan şeyi söktükten sonra işimiz hemen hemen bitti sayılır. Bir de burada speaker kulaklık konektörünün bağlı olduğu soket var. Onu da söküyoruz. Söktükten sonra elimizde şu şarj konektörünün olduğu bölgeden hafif yukarı doğru kaldırmamız yeterli oluyor zaten. Böyle sıkmaya, germeye, kopartmaya hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi hepsi çıktı. Anakartımız burada. Hazır halde. Şu an tamamdır. Şimdi devamında pilini sökeceğim. Pilini de sökelim. Buraya koyalım. Koyduk. Pilini sökmeye başladım. Burada 10 tane vidası var etrafında pille ilgili. Vidalarımız hemen hemen bitti sayılır. Vidalarımızı söktükten sonra şuradan hafif bir çekmemiz yeterli oluyor. Pil elimize geldi. Gördüğünüz gibi pili çıkardık. Pili de kenara ayırıyorum. Şimdi pil değişimi için yeni pilimi takacağım. Benim burada size tavsiyem asla yan sanayi pil kullanmamanız. Çünkü aynı yan sanayi piller şişiyor şarjda ve bu da ekrana baskı yapıyor, ekranı kırıyor. O yüzden dikkat edelim. Muhakkak orijinal pil kullanmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi elimde bir tane çıkma orijinal pil var. Onu da buna takıyorum şu an. Çıkardığım pilimi takıyorum. Evet, taktık. Tekrar vidalarını vuruyoruz. Evet, vidalarını vurduktan sonra cihazımızı toplayacağız. Bunu sıra deneyeceğiz.
Evet, pili değişimi bu kadar. Cihazımızı toplayacağız. Topladıktan sonra tekrar deneyeceğiz. Bakalım durum ne olacak. Şimdi topluyoruz. Toplarken dikkat etmemiz gereken en önemli şey şu. Muhakkak burada kenarlarda tırnaklar var. Bu tırnakları oturtmanız lazım. Oturtmazsanız kasaya tam olarak oturmaz. O yüzden önce bordu ve konnektörlere dikkat ederek biraz bordu bu tarafa doğru, yani bu bölgeye doğru iterek, hafif, çok hafif, böyle fazla değil, iterek önce bu taraftaki konnektörü oturtuyorum. Sonra diğer konnektörlere de baskı yaparak, hafif, çok fazla değil, hafif baskı yaparak yerlerine oturtuyorum. Ya da şöyle de yapabiliriz. Hafif. Şöyle. Şu konnektörümüzü oradan bir çıkartalım. Altta kalmasın. Bunu da şöyle alalım. Evet, gördüğünüz gibi tamamlandı. Her şey yerinde. Bu ön kamera, front kamerası, bu arka kamerası, büyük ana kamera. Şimdi taktıktan sonra vidalarımızı yerine vuruyoruz. Vidalarımızı takalım. Unutmayın, ilk başta pili, toplarken de en sona pili takmamız gerekiyor. Genellikle buna dikkat ederseniz başınıza bir sorun gelmez. Bir sıkıntı gelmez. Evet, bunları söktük. Şimdi önce ekran konnektörümüzü takalım. Şöyle yerine yerleştireyim. Ekran konnektörümüzü takıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bakın. Burada bir çizgi var ve fleximizin üzerinde de bir çizgi var. Bu çizgiler birbirine denk gelmeli. Yoksa oturmaz şeyiniz. Çalışmaz yani soketiniz. Konnektörünüz çalışmaz. Şunu da tekrar yerine sokuyorum. Onu da hallettikten sonra dokunmatik konnektörünü takıyorum. Dokunmatik konnektörüne dikkat ederek, çünkü hassas oluyor dokunmatik konnektörleri. Onlara dikkat edelim muhakkak. Ve onu da oturttuktan sonra kapatıyoruz. Kulaklık konektörünü de güzel taktıktan sonra en sona pilimizi takıyoruz. Pilimizi de şöyle yerine soktuktan sonra tekrar böyle bir önce bir deneme yapalım. Bir açalım cihazımızı. Bir deneyelim. Konektörünü deneyelim. Dokunmatiğini deneyelim. Ondan sonra orta tuşunu deneyelim. Bir bakalım ekranda bir sıkıntı var mı yok mu? Ona göre hareket edelim. Evet, açtım. Şifremi girdim. Evet, hazır. Sesi de geldi. Sesle de problem yok. Bunu geri tuşuna bastım. Geldi. İşlem tuşuna bastım. O da geldi. Geri tuşuna tekrar bastım. Orta tuşa bastım. Evet, çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Şimdi arka kapağını kapatabiliriz. Önce düğmeye basalım. Bir kapatalım onu. Evet. Şimdi arka kapağını takarken dikkat etmemiz gereken husus, bu ses tuşları ve açma tuşunun olduğu bölgeyi muhakkak ilk başta oturtalım. Oraya dikkat edelim. Orayı oturtursanız diğer bölgelerde sorun çıkmayacaktır zaten. Şöyle ben biraz şöyle göstereyim ben size. Ekran buradan, şuradan dikkat ederseniz sorun çıkmaz. Evet. O bölgeyi taktım. O bölgeyi taktıktan sonra oturtarak ve diğer bölgeleri de gördüğünüz gibi bu şekilde hafif hafif bastırarak, çok bastırmadan, hafif hafif bastırarak bu işi halledebilirsiniz. Kolay, basit bir işlem. Gördüğünüz gibi işlem bitti. Her şey tamam. Ekranımız burada. Açıyoruz. Tekrar dokunmatiğimize dokunuyoruz. Bir sıkıntı yok. Kapatıyoruz. Herkese kolay gelsin.